Durun ey kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الْرَبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ Din adamları ve alimleri onları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten men etselerdi ya! İşledikleri fiiller ne kötüdür. Maide Suresi 63. ayet. Kıymetli dostlar, şu ayet-i kerimelere dikkatle bakalım. Diyor ki Allah Celle Celaluhu: Yahudiler yanlış yollara düştüler. Faiz yemeye başladılar, haramlara daldırdılar. Çirkinlikler meydana geldi. Böyle bir hadisi oldu ama peki neden bunların arasındaki alimler, dini bilenler haramı helali bilenler, bunlara emri bil maruf, nehy anil münker, yani iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi yapmadılar? Haramlara daldıran insanlara, kardeşlerimiz ne yapıyorsunuz siz, nereye gidiyorsunuz? Cehenneme kim dayanabilir? Siz bu gidişle ateşe doğru gittiğinizin farkında mısınız? Allah'a savaş ilan ettiğinizin farkında mısınız demedi alimler diyor. Ve bu ne çirkin bir manzaradır diyerek bitiriyor Allah Celle Celaluhu. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون kanu la yetanahuna an munkarin İsrailoğlarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür. Maide suresi 78 ve 79. ayetler. Kıymetli dostlar. Allah Celle Celaluhu ben İsa aleyhisselamın diliyle Davud aleyhisselamın lisanıyla beni İsraile lanet ettim. Lanetimi ilan ettim diyor Allah Celle Celaluhu. İsyan ettiler hadde tecavüz ettiler. Bundan dolayı ben onlara lanet ettim. Lanetimi de bu peygamberlerle onlara duyurdum diyor. Peki isyanları neydi? Burası önemlidir. Birilerinin işlediği harama diğerleri ses çıkarmıyordu. Bana sokmayan yılan bin yıl yaşasın. Beni ilgilendirmez diyorlardı. İşte bundan dolayı Allah onlara lanet etmiştir. Mevla Celle Celaluhu buyuruyor ki, Bunların yaptığı ne kadar çirkin be. Allah'ına isyan ediyor. Onun haramlarını cayır cayır işliyor. Hiç ses çıkarmıyorsun. Peki sen kimin adamısın? Ne tarafın adamısın?" diyor Allah Celle Celaluhu. Bana iman eden kullarım böyle kayıtsız kalamazlar. Ayet-i kerimeler bu konuda çok açık ve nettir. Öyleyse kardeşler, çevremizde, arkadaşlarımızda, piyasada haramı cayır cayır işleyen insanlara, ateşe doğru, cehenneme doğru koşan insanlara merhamet ederek, etmeyin kardeşlerim, bu haramdır, günahtır, yazıktır, ateşe dayanamazsınız, tahammül edemezsiniz, Allah'a kafa tutmakla kimse bir noktaya varamaz deyip, onları ikaz etmek dini bir vazifemizdir. Bunu yapmazsak, geçmiş ümmetlerden örnekler vererek, ne çirkin davranışınız var diyor, الله جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا اتقوا لكفرنا عنهم eğer ehli kitap iman edip kötülüklerden sakınsalardı herhalde geçmiş kötülüklerini örter ve onları nimeti bol cennetlere sokardık. Maide suresi 65. ayet ve son olarak şu ayetle bitirelim. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Eğer Yahudiler ve Hristiyanlar gerçekten iman etmiş ve bizim emirlerimize itaat etmiş olsalardı, biz onlara gökten yağmur yağdırır, yerden de bitkiler bitirirdik. Eğer geçmiş ümmetler Allah'a iman etmiş ve kendilerine indirilen kitabı tatbik etmiş olsalardı, Cenab-ı Hak onları her taraftan bereketle kuşatacağını bize haber veriyor. Bu bize neyi söylüyor, neyi haber vermiş oluyor? Yani ey iman edenler! Siz de size indirilen Kur'an'a inanır, bunu yaşayıp bunun size yüklediği vazifeleri yerine getirirseniz, ben sizi abad ederim, gökten yağdırır, yerden bitiririm. Bunları yaşadığınızdan dolayı dünyanızda, ahiretinizde mamur olur. Yüce Rabbim her birimizi dünyası ve ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin.